Çok var mı? Yok, az kaldı. Az kaldı. Eylem de orada olabilir. Pardon? Duydun işte, Eylem de orada olabilir dedim. Ne alaka dayıoğlu? Mesut'a göreve gönderdiklerini söylemişlerdi. Muhtemelen onlar da adamın peşinde. Ve sen de bunu şimdi söylüyorsun, öyle mi abici? Bravo. Bravo sana. Toplantıda söyleseydim Erdem Yarbay'ın beni buraya gönderir miydi sence? Şimdi anlaşıldı niye öyle lap diye atladın. Bütün pointler sende. Ne alakası var oğlum? Görev görevdir, atlayacağız tabii. Tabii. Öyledir. Kesin öyledir, görev görevdir. Buraya gelerek aldığın cezayı ikiye katladın. Bunun farkındasın değil mi abici? Farkındayım. O yüzden ne yapıp edip o adamı paketlememiz lazım. Vay arkadaş ya. Ben anlamıyorum. Gerçekten ben anlamıyorum ya. Sanki çok kolay bir iş yapıyormuşuz gibi gidip kendimize böyle gargaralı gargaralı dertler buluyoruz ya. Bayılıyoruz belaya ya. Bayılıyoruz. Manyağız biz ya. Manyağız. Hazır mısın? Evet. Tamam hadi. Nasıl ya? Ne oldu? Türk askeri bunlar. Biliyorum. Ne yapacağız? Çıkar hemen beni buradan. Senin ne işin var burada ya? İnşallah bir B planım vardır. Sıkıştık kaldık burada. Al çantanı, çıkıyoruz. Bir saniye bakar mısın kardeş? Buyurun. Biz Safvan Tunç'la görüşecektik. Öyle biri kalmıyor bizde. Bir baksaydın kayıtlara. Bütün müşterilerin isimlerini hafızanda tutmuyorsun ya. Gerek yok. Kalmıyor dediysem kalmıyor. Bize bu otelde kaldığını söylediler. Bu otelde bir sürü kişi kalıyor. Hepsini de birileri arıyor. O yüzden ziyaretçi kabul etmiyoruz. Yok kardeş, sen bizi yanlış anladın. Biz kimseyi aramıyoruz. Burada buluşacaktık. Kendisi randevu verdi bize. Hem baksana bir bize, polise falan mı benziyoruz? Benzemiyorsunuz. O yüzden polis olma ihtimaliniz çok yüksek. Dünyanın en akıllı otel yöneticisi de bize denk geldi değil mi? Ha, bu arada Türkçe biliyorum. Hah, dayıoğlu. Bak böyle gel bana işte. Şimdi frekanslarını buraya ayarla, tamam mı? Bizim bu adamı bulmamız lazım. Bu adamdan alacağımız var. Bu adamla görüşmemiz lazım. Tamam. Otel numarasını bize verme. O zaman adama telefon aç, buraya insin. 5 dakika görüşmemiz lazım. Ta Türkiye'den buraya tahsilat için mi geldiniz? Hadi yaylanın. Buradan size ekmek çıkmaz. Şu kızla evlen de kurtulalım ha? Nüfusumu alınca ne değişecek acaba? Öyle deme ama Fransız istihbaratı seni evlenince gönderir eyleme. Sıçayım böyle aşkın ızdırabına. Ne lan bizim çektiğimiz? Bana laf edene bak ya. Kıskançlıktan savcının odasını adama kafa atmışsın be. Bu iş öyle değil dayı oğlum. Nasıl peki?
Biz Nazlı ile sevgiliyiz. Ne? Vallahi bak. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah dayı oğlum. Tören ne zaman? Nikah mı? Cenaze töreni. Erdem Yerbay vuracak seni biliyorsun değil mi? Sus lan ağzını ayrı aç. Şuradan bir sağ salim çıkalım. Gidip konuşacağım Erdem Yerbay'ınla. O zaman çıkalım çünkü çok sıkıldım ben. Birinci kat 209 numaralı oda. Aferin. Şimdi kim olduğumuzu anladın mı? Kimsin lan? Öntemin. Burası boş. Sumana yürü yürü. Şerefsiz haber vermiş. Öldürmüyoruz sonra başımıza böyle bela alıyorlar işte. Ne yapacağız adam kaçacak. Üç deyince çıkacaksın. Ben seni koruyacağım. Koş git adamı yakala tamam mı? Üç. Nasıl bir şeysin sen ya? Vay arkadaş ne eğlenmiş ya. Thank you.
silahın yok mu? İndirsene herifi. Bu mesafeden vuramam. Sancar senin gibi yeteneksizi nereden buldu acaba? Çok konuşma, koşmaya devam et, yakalanacağız. Eylem dur! Nereden tanıyor seni bu adam? Sevgilim. Kimsiniz siz ya? Sen sus bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Bu adam büyük beyin adamı. Lazım bize. Biliyorum. Bana da o yüzden lazım. Fransa'da büyük bir terör eylemi yapılacak. Bu adam onu planlıyor. Götürmem lazım. Sorgulamamız gerek. Ajansın sen. Sen de çok zekisin. Kes sesini, yoksa seni burada gebertirim. Biz sorgularız. Öterse de size bilgi geçeriz. Sadece Fransa değil, dünyanın neresinde terör saldırısı olacaksa ve masum insanlar ölecekse aynı hassasiyeti gösteririz. Kusura bakma, Emre karşı gelemem. Eylem saçmalama. Bu adamı alıp götürmezsen Büyük Bey öldüğüyle kalacak. Bütün planladıkları devam edecek. Bağlantılarını çözmemiz gerek. Bırak alayım adamı. Ben ne diyeceğim peki? Diğerlerini temizledik zaten. Gider Sancar'a karşıma Türk askeri çıktı dersin. Ona değil, Fransa'ya ne diyeceğim? Ne dersen de bana ne? Ha, öyle mi olduk şimdi? Uzatma. Bırak adamı git. Alabiliyorsan al. Eylem. Ne yapacaksın? Vuracak mısın beni? İyi alıştın sen. Vur o zaman. Haksızlık bu. Ne oldu lan? Oh. Eylem, eylem, eylem kaçtı. Ay sikeyim böyle işin içine, yürü. Ah. Nereye kayboldu lan bunlar? Ne bileyim ben. Burada bir yerdedirler. Sen oradan git. Ben buradan gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Avcı, bu sefer de elinden kaçırma. Tamam. Sana bir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Seni asıl öldürmek isteyen Sancar'dı. Ah! Ah!
Niye benim peşimdesin? Fransa'da bir eylem planladığınızı biliyorum. Nerede? Ne zaman? Bağlantı kim? Ne Fransa'sı? Benim hiçbir bok bildiğim yok. Belki bu aklını başına getirir. Fransa'dan buraya bunu öğrenmek için mi geldin? Ha? Sizi böyle vatan millet sevgisi diye gazlayıp gönderiyorlar değil mi buraya? Konuşma! Senin gibi kendini para için satmaktan iyidir. Para mı? Senin hiçbir bok bildiğin yok ya. Hemen konuşmazsan kurşunu beynine yersin. Tamam dur. Cebimde telefon var. Son aranan numarayı ara, nerede olduklarını sor. Ben de bilmiyorum yerlerini. Yavaşça çıkar telefonu. Onay geldi. Ne bu şimdi? Meşgule attı. Meşgule atmadı. Patladı. Sen patlattın. Sen patlattın. Sen patlattın. Bana yaptırdı. Kendi ellerimle patlattım. Şerefsiz herif. Ne olursa olsun kaybedeceksiniz. Beni öldürseniz de kaybedeceksiniz. Seni öldürmeyeceğiz. Sen de bildiklerini teker teker bize anlatacaksın. Seni öldürmek sana ödül olur. Yavşak herif. Bunların kanında var şerefsizlik. Bana arattı. Kendi ellerimle patlattım. Eylem dur! Eylem! Eylem, sakın aklından geçeni yapayım deme. Bir kere de olsun işimize burnunu sokma. Nasıl kıydınız lan o insanlara? Nasıl öldürdünüz o masum insanları? Çoluk çocuk hepsi! Eylem, yapma. Beni vuracağını bilsem de bu adamı sağ bırakmam.
Bittik biz. Bittik. Görev başarısız. Görev başarısız Fethi. Beni de zaten yurt dışına sürdüler. Allah kahretsin. Yurt dışına mı sürdüler? Evet. Yurt dışına sürdüler. Büyük ihtimalle sen de benimle geleceksin. Valizini hazırlasan iyi edersin. Araba çalmadığımız kalmıştı. Ne yapalım? Veririz parasını. Yoksa kuyruğu sıkıştıracağız. Tut şunu. Hızlısın kardeşim. Az önce ülkemde insanlar öldü. Sen bana nasılım diye mi soruyorsun? Biz de senin sayende terör örgütünü çökertecekken en önemli bağlantımızı kaybettik. Onlarca insanın değil, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan bir terör örgütünden bahsediyorum. İnsan duygularına yenik düşebiliyor. Yüzlerce masumu öldüren bir köpeğe acımamı mı bekliyorsun sen? İnsanım ben de, anlıyor musun? Tamam. Şimdi bunların konuşmanın zamanı değil. Zamanı abi. Şimdi tam zamanı. Fransız istihbaratından biriyle dostuz diye her operasyonda zırt pırt karşımıza çıkmak zorunda mı bu sürpriz yumurta? Suç bende mi yani? Senin suçun! Aşık olmasaydın o zaman. Sen bu kıza aşık olmasaydın şimdi Büyük Bey'in aslanla görüşüyor olurdu. Ben de ölü. Öyle mi? Gerekiyorsa ölmeliydin. Öldürseydiniz o zaman. O zaman o herifi sorgulardınız. Büyük Bey midir ne boksa onu da çetesini çökertirdiniz. Öldüremedik işte. Niye öldüremedik? Fethi Bey sağ olsun. Öldüremedik seni. O zaman kendi beceriksizliğini benim üstüme atma. Benim beceriksizliğim öyle mi? Sana nasıl askeri onur gösterirdim? Yat kalk bu adama dua et. Lafta değil, icraatta göstereceksin sen onu. Ya bir kesin be! Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorum? Bütün hırsını kızdan çıkarıyorsun. Görmüyor musun halini? Görüyorum. Sen bizim halimizi görüyor musun? Görüyorum. Sorun da bu zaten. Bu saatten sonra elimizden bir şey gelir mi? Ne yapıyoruz lan? Görevimizi yapamıyoruz. Komutana yalan söylüyoruz. Üstüne üstlük hiçbir boku başaramıyoruz. Üstüne üstlük sürülüyoruz. Niye? Aşık olduk. Lan aşk bizim neyimize? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle aşkın ızdırabını sikeyim avcı. Emin misin buradan alacaklarına? Evet. Konuştum az önce. Hadi siz de beklemeyin artık. Ne diyeceksin Sancar'a? Ya ajan olduğunu anlarsa? Anlamaz. Sonuçta patlama oldu. Türk askeri etrafımızı çevirdi. Asistanı öldürdüler. Ben de canımı zor kurtardım. İnanacak mı peki? Bence asıl önemli olan inanacak kadar uzun yaşayacak mı?
Eylem. Sakın bir delilik yapma. Sancar'a bulaşma. Yaptıkları yanına kar mı kalsın? Tabii ki kalmayacak. Ama böyle de olmaz. Adama bulaşırsan yaşatmazlar seni orada. Artık gerçekten umurumda değil, biliyor musun? Benim umurumda ama. Hem ne olacak, Sancar'ı öldürünce her şey bitecek mi? O gidecek, yerine başka Sancar gelecek. Biliyorum. Ama ben artık gerçekten çok sıkıldım bu oyundan. Hem dünyadan bir pislik eksilmiş olur yani. Eylem. Eylem lütfen. O pisliğin canı senin canından değerli değil. Hem yakında zaten inini başını yıkacağız. Söz ver bana aklından geçeni yapmayacağına. Söz ver. Tamam, söz. Her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ben de.